Bakalım Lütfi ne yapıyor? Çok beni çok memnun, çok güçlü, çok nar, çok baki. Ya bu arada bu ne abi böyle? Bu bilgisayarın üstünde cips mi yediniz? Üstünüzde parmağınızla her yerin şu haline bak. Ve gidiyorum. Tekno takipçileri, bu videomuzda MSI tarafından üretilmiş ve oldukça güçlü bir dizüstü bilgisayar olan GP66 Leopard isimli modeli yakından inceliyoruz. Sevgili dostlar, elimde tutmuş olduğum bu dizüstü bilgisayar hem oyuncular için hem de bizim gibi günlük ofis işlerinde kullanılması için oldukça ideal bir model. Baktığımızda hem teknik detayları olsun hem de genel yapısı olsun cidden iddialı özellikleri var. Ekran kartı etkileyici, işlemcisi etkileyici. Şurada kocaman bir SteelSeries yazan logomuz var. Klavyede bir işbirliği yapılmış ama biz bunu böyle doğrudan incelemeyelim arkadaşlar. Ben şimdi bu bilgisayarı doğrudan içeriye doğru gidiyorum. Bir Lütfi'ye vereyim. Lütfi bir oyun oynasın ve oyun sırasında bize teknik detaylarından biraz bahsetsin. Sonra da günlük senaryolarda bu dizüstü bilgisayar bize neler sunabilir, hep birlikte görüyor olacağız. Evet, şimdi geldik içeriye. Şöyle bir geçelim bakalım. Zaten kolay gelsin herkese. Bakalım Lütfi ne yapıyor. Evet abi, yetişemedin. CTRL neydi? Tamam. Escape diyemedim. Benim de kafam karıştı, diyemedim. Single durumda küçültemedin. Tahmin ettiğim gibi oyun oynuyor musun? Evet. Ben de videoyu çekerken senin oyun oynadığını düşünmüştüm. Böyle madem oyun oynuyorsun abi, al sana güçlü bir bilgisayar daha getirdim. Bununla bu oyunu oyna. Bir bakalım nasıl bilgisayarın oyuncu performansı, oyun tarafı performansı ve teknik detaylarından da bize birazcık bahset. Oyun testi yap abi sen bana. Al böyle bir eti senin kemiği benim yani. Bu 2-3 el oyununu at. Sonra görüşlerini videoda bekliyorum senden. Ve gidiyorum. Şimdi Ozan bana geldi, bilgisayarı bıraktı arkadaşlar ve uzun bir süre geçirme fırsatım oldu. Bayağı bir not aldım kendisiyle alakalı. Hepsi önümde duruyor. İsterseniz şimdi bu notlarla başlayayım. Aslında ben sizlere bilgisayarı genel olarak anlatacağım, bu dizüstü bilgisayarı. Tasarımından bahsedeceğim, içindeki donanımdan bahsedeceğim. Yani Ozan geldi, bıraktı bana bilgisayarı, gitti. Şimdi GP66 Leopard MSI'nin bu bilgisayarı içinde bulunduğumuz yıl belirli tasarım değişikliklerine gitti. Dizüstü bilgisayarımız hem daha zarif bir hale geldi hem de daha profesyonel gözükmeye başladı. Aslında o abartılı böyle oyuncu ekipmanları, yani böyle ışıl ışıl gözüken oyuncu ekipmanları tipinden biraz çıkarak çağa ayak uydurdu diyebilirim. Mesela en basit örneği nerede görüyoruz arkadaşlar? MSI'nin arka tarafta bir logosu vardı. Orası ya kırmızı oluyordu ya renkli olabiliyordu. Gördüğünüz gibi artık o tamamen koyulaştırılmış durumda. Bu ne işe yarıyor? Bir toplantıdasınız, ofis ortamındasınız, bilgisayarınız daha ağır başlı duruyor. Yani artık kendisi hemmiş hem de oyun bilgisayarı diyebiliriz. Eski usul oyuncu bilgisayarını düşündüğümüzde bilgisayarın kesinlikle hem daha hafif hem de daha zarif durduğunu söyleyebilirim. Biraz burada kalınlık ve ağırlıktan bahsetmek istiyorum. 23.4 mm'lik bir inceliğimiz, 2.38 kilogramlık da bir ağırlığımız var. Tabii ki de bundan daha hafif, daha ince bilgisayarlar da var. Ancak bu bilgisayarda oldukça güçlü, kuvvetli bir bilgisayar. Bunu atlamamak lazım. Şimdi biraz da ekran detaylarından bahsedeyim. 15.6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor ve bu ekranın çözünürlüğü 1920x1080. Bu boyutta bir ekran için bence gayet yeterli bir çözünürlük. Öyle 4K'ya vesaire uçmaya gerek yok. Maliyetleri de bunlar tabii ki de arttıran şeyler. 16:9'luk bir ekranımız var. Standart bir AMOLED oranına sahip ve sRGB renk gamının %95'ini kapsıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Sadece oyun için düşünmemek lazım aslında. Profesyonel anlamda tasarımcıların, fotoğrafçıların da kullanabileceği bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada MSI'nin aslında oyunculuk köklerine sadık kaldığını görüyoruz. 144 Hz'lik bir tazeleme hızı var ekranda. Bu 144 Hz'lik tazeleme hızı rekabetçi oyunlarda sizi gerçekten bir adım öne taşıyor. Ben özellikle evde uzun yıllar boyunca 75 Hz'lik bir monitör kullandım. 144 Hz'e geçtiğiniz zaman o aradaki farkı çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsun. Ekran yine alt tarafında çerçevesi var doğal olarak, ancak yanlardaki çerçeveler oldukça ince, hani göze batmayan güzel çerçeveler yapmışlar. Üst tarafta bir adet webcam'imiz var. 720p bir çözünürlüğü var bu webcam'in. Çözünürlük olarak biraz düşük gelebilir, daha yüksek olmasını beklerdim. Ancak işte görüntülü görüşme, toplantı vesaire gibi işlerinizde gayet de yeterli aslında. Şimdi ekrandan yavaş yavaş aşağıya doğru inelim, yani klavye bölümüne inelim arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi MSI SteelSeries'de belirli iş ortaklıklarına gidiyor. Bu klavyede de bunu görüyoruz zaten. Özel bir aydınlatmalı klavye bu arkadaşlar. Bilgisayarda yüklü SteelSeries Engine
3 isimli bir uygulama geliyor ve bu uygulama sayesinde bu ışıklı klavyemizi istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Mesela ben o uygulama üzerinden sadece W, A, S, D tuşlarını kıpkırmızı yaptım. Parlak parlak onlar kırmızı yanıyorlar. Oradan istediğiniz tuşu istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Yani klavyeyi özelleştirmek tamamen sizin elinizde. Klavye yazmak için oldukça rahat. Kullandığım süre boyunca bununla yazılar vesaire de yazdım. Uzun bir süre kullandım, dediğim gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Fare tarafına baktığımız zaman touchpad tarafına. Daha doğrusu burada yine aslında bekleneni veriyor MSI'ın bilgisayarı bizlere. Yani standart bir touchpad'den ne bekliyorsanız aslında bu touchpad de sizlere onu veriyor. Şimdi tasarımla ilgili detaylara baktık. İsterseniz gelin biraz da teknik tarafta bu bilgisayar bizlere neler sunuyor onlardan bahsetmek istiyorum. İşlemcimiz Intel'in 10. nesil bir işlemcisi. i7 ve 8 çekirdekli. Aslında 10. neslinde en yeni versiyonlarından bir tanesi diyebiliriz. Tabii ki de bu bilgisayarda işlemci önemli, ona bir şey demiyorum, ancak en çok öne çıkan detaylardan bir tanesi ekran kartı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın en yeni nesil ekran kartlarından bir tanesi 3000 serisinden 3060 barındırıyor bu bilgisayar içerisinde. RTX teknolojisi var, DLSS teknolojisi var, işte 6 GB belleği var bu ekran kartının vesaire vesaire. Aslında çok fazla detayına inmeye gerek yok, ancak günümüzde alabileceğiniz en güçlü ekran kartlarından bir tanesi direkt yanınızda taşıyabileceğiniz bir dizüstünün içinde bulunuyor. 16 GB'lık DDR4 RAM var aynı zamanda içinde, 3200 MHz hızında çalışıyor. Ve bu RAM'ler 8x2 şeklinde içerisine yerleştirilmiş. Bunun yanında bu RAM'ler size yetmiyorsa dilerseniz 64 GB'a kadar da yükseltebiliyorsun. Bunun yanında bize gelen versiyonda 1 TB'lık bir M.2 SSD var arkadaşlar. Bunun okuma yazma hızlarına da baktım. 2100 MB okuma, 1700 MB da yazma hızlarını bize sunuyor. Yani günümüz koşulları açısından gayet iyi olduğunu söyleyebilirim yine bir dizüstü bilgisayar için. Şimdi batarya tarafından da bahsedeceğim biraz. Aslında telefonlarda söylediğimiz gibi aynı şeyleri burada da söylemek lazım. Sizin kullanım senaryonuza göre tamamen değişen şeyler. Örneğin yaptığım testlerde yüksek performans modunu açtım ve ortalama bir parlaklıkta kullandım. İnternette dolaşıyorsunuz, video oynatıyorsunuz vesaire vesaire filan, yaklaşık 4-4,5 saat arasında gidiyor bataryası. Ama bunun dışında oturdum, oyun oynadım kendisiyle. Yüksek performans modunda yine parlaklığı fullledim bu sefer. Valorant oynadım. Yaklaşık 1,5 saat, 1 saat 40 dakika gibi bir süre verdi bana. Yani 1 saat 40 dakika boyunca oyun oynayabildim tam performansta ve en yüksek parlaklıkta. Cihazda yüklü gelen diyorum bir yazılım var arkadaşlar. Dragon Center isminde. Bu yazılım sayesinde aslında bütün ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bilgisayarın böyle dibini mi sıyırmak istiyorsunuz? En yüksek performansı mı almak istiyorsunuz? Oraya geliyorsunuz. Bir tane tıka basıyorsunuz ve bilgisayarınızı en güçlü şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu Dragon Center sayesinde aslında bilgisayarın vaat ettiği şeyleri köküne kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında aslında ben hem oyun hem de biraz tasarım donanım taraflarından bahsettim. Ancak bu bilgisayar ofiste biraz dolaştı arkadaşlar. Pelin ve Özge var bizim ofisimizde birlikte çalıştığımız. Mesela bir tanesi günlük yazı işlerinde, görüntülü görüşmelerde, mailleşmelerde kullandı. Onun dışında Özge de mesela kurgu tarafında kullandı bilgisayarı aktif olarak. Onlarla da konuştuğum zaman kendi kullanım senaryolarında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını, hatta memnun kaldıklarını belirttiler. Şimdi artık her şeyden bahsettim. MSI GP66 Leopard'la ilgili son sözlerimize yavaş yavaş geçebiliriz. Abi hayırdır derken... ya. Oyun oyunu diye bıraktık sana bilgisayarı. Sen bütün incelemeyi bitirdin anladığım abi, kadarıyla. Abi bıraktıysan ben bunu inceleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Nasıl böyle... abi genel yorum? Ben vallahi beğendim. Hani özellikle oyun oynuyorsan ve 144 Hz'i bir bilgisayar arıyorsan bence gayet alınabilir. Onun dışında dediğim gibi bunun tasarımcısı da kullanabiliyor monitörün özelliklerinden dolayı. Pelin kullandı ofiste biliyorsun. Pelin bayağı memnun kalmış. Aynen öyle. Rahat rahat her açıdan kullanabiliyorsun. Bir de hani artık böyle ışıklı mışıklı ile çok fazla. Evet. Bu tarz ofis ortamında da rahatlıkla kullanabiliyorsun yani, bilgisayarı. Bu bilgisayar aslında bir tık da şu. Hani böyle ailesinden gizli oyun oynayan arkadaşlar var ya, hani bir yandan da iş yapıyormuş, ya ders çalışıyormuş falan gibi. Bu şirkette tam alt tab bilgisayarı ya. Evet abi. Bunun bilgisayarı... At oyunu aşağıya oyna. Biz bundan şey yapalım bir. Özellikle kurgu tarafında da yine aldığımız yorumlar çok çok beni etkiledi. Aynı zamanda render performansından çok çok memnun kalmış Özge. Gerçekten çok güçlü bir cihaz ama çok narin bu kadar güçlü bir dizüstü bilgisayara göre bu fikrim çok çok baki. Yani bilgisayar tabii ki diğer dizüstü modellerine göre biraz daha kaba olabilir ama bu kadar güçlü bir bilgisayarda bu narin yapıyla beni kazandı bu cihaz. Kurgu tarafında son olarak şunu da söyleyeyim, yani belli giriş çıkışları var tabii ki de bilgisayarın. 2 monitör daha bağlayabiliyorsun bunu. Toplamda aslında 3 monitörle çalışabiliyorsun. O yüzden de kurgucu bu tarz işler yapan arkadaşlarının da işini oldukça rahatlatacak bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. MSI GP66 Leopard hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıya bıraktığımız linke gidip sizler de bu cihaz hakkındaki daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada cihazın fiyatı 19 ila 20.000 TL bandında, kura bağlı olarak anlık olarak değişebilir ama bu tarihlerde 19 ila 20.000 TL bandından satın alabilirsiniz. Eğer oyuncu bilgisayarı arıyorsanız, böyle bir arayış içindeyseniz linke bakabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve artık videoyu kapatalım. Ne var ortada? Ortada abone ol bağlantımız var. İki adımızda da diğer webtekno içeriklerini bulabilirsiniz sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.